altın daha fazla yükselmişti. Güvenli liman böyle durumlarda altın yükseliyor biliyorsun. En son baktığımda binde ikilik bir artış vardı. Ons altın 2.383 dolardı. Brent petrolde de yine küçük bir artış var. Sabah biraz daha fazlaydı. Brent petrol varil fiyatı 87.22 sent. 87 dolar 22 sent. İçeride de kurlarda önce bir artış görüldü sabah saatlerinde. 32.60'ı geçmişti dolar kuru. Daha sonra dengelendi. Orada da binde ikilik bir artış var. Euro dolar paritesi biraz yükseldi bugün. O yüzden de Euro'da biraz daha fazla artış var. Dolar 32 lira 58 kuruş, Euro 34 lira 85 kuruştu en son baktığımda. Şeyde de hisse senedi piyasalarında da %1,5'luk bir artış en son baktığımda görünüyordu. Bütün bunlarla birlikte beklentiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani hem enflasyona dair işte faiz beklentileri, enflasyon beklentilerinde iyimser bir tablo var gibi. Faize de baktığımızda sabit tutulması yönünde birçok kurumdan da gelen yani yorumlara baktığımızda sabit gibi görünüyor. Ne dersiniz? Şimdi bu gerginlik bu hafta yaşanan bu İsrail-İran gerginliği onunla başladı. Durulmuş gibiydi. Bununla birlikte şey oldu. Biraz Türkiye'yi etkilemiş gibi görünüyor. Yani yabancı sermaye giriş, fon girişinde bir duraklama olmuş gibi görünüyor. Ama eğilime baktığın zaman yukarı doğru yani bir iyileşme ve beklentilerde düzelmeyi görebiliyorsunuz. İşte Mehmet Şimşek'in dediği gibi Mehmet Şimşek diyor ki eskiden bana geçen sene bu program devam edecek mi diye soruyorlardı. Artık kimse sormuyor. Devam edeceği anlaşıldı diyor şeye. O yüzden de biraz şey var. Yani bir güven programın devam edeceği konusunda güçlü mesajlar verildiği için de şey. Enflasyon beklentisine baktığın zaman yıl sonu enflasyon beklentisi o kadar değişmedi. Aralık sonu yıllık enflasyon 44.19 iken geçen ayki ankette bu ay 44.16 yani 10 binde 3 gibi filan bir düşüş aynı sayılır. Ama 12 ay sonraki enflasyonda belirgin bir düşüş ve beklentilerde düzelme var. Yani bir dahaki Nisan için söylenen, geçen Mart'ta yapılan da baktığın zaman 36.70 deniyordu. Hatta bunu biliyorsun hem Merkez Bankası Başkanı kullandı Amerika'da hem de Mehmet Şimşek kullandı. Yani 3 ay ötelemeyle hedeflere ulaşıyoruz gibi kullandılar. Çünkü Mart sonundaydı. Şimdi 36.70 olan enflasyon beklentisi 35.17'ye düşmüş. Yani 1,5 puanlık bir düşüş var beklentilerde. 12 ay sonrası için, yıl sonu için çok fazla değişiklik yok. Bir 24 ay sonrası için de yine 22.67'den 22.05'e inmiş görünüyor. Büyüme beklentileri aynı. 3.3 bekliyor piyasalar bu ankete göre. Orada bir değişim yok. Faizde de ciddi bir biçimde artık %50'lik faizde durulacağı söyleniyor. Beklenti o yönde. Bloomberg'un faiz anketine göre de Kasım ve Aralık'ta faiz indiriminin başlayacağı yönünde bir beklenti var. Yıl sonunda 45 olacak deniyor. Bence biraz iyimser tahmin. Çünkü iyice belirgin bir biçimde beklentiler düşmeden Merkez Bankası'nın faiz indireceğini sanmıyorum. Ama